İyi akşamlar, iyi bayramlar sevgili izleyiciler. TV'lik Haber Merkezi'nce hızlanan 18.30 akşam bülteniyle karşınızdayım. Ben Muzaffer Şensoy. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen ve iki teröristin etkisi hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatla haritayla geçirildi. Operasyonda etkisizleştirilen Soreç kodu adlı teröristin çatışmadan yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ve güvenlik güçlerine el bombası attığı öğrenildi. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Türk Tarık Kod adlı Barış Öneri'nin aralarında bulunduğu iki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatla haritayla geçirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre güvenlik güçlerince sabah ilçeye bağlı Yeşilköy'de yaşanan çatışmada İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan Türk Tarık Kod adlı Barış Öner ve İranlı Soreç Kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrası teröristlerin üzeriyle bölgede arama yapıldı. Aramalar sonucu teröristlerden birer adet M16 piyade tüfeği, Kalaşnikov marka uzun namlulu tüfek, 3 el bombası, 4 M16 tüfek şarjörü, Kalaşnikov şarjörü, 119 M16 mermisi, 121 Kalaşnikov mermisi ile 2 haritayla geçirildi. Etkisiz hale getirilen Soreç Kod adlı teröristin çatışma sırasında yaralı olarak kaçmaya çalıştığı ve güvenlik güçlerine el bombası attığı da belirtildi. Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne darbe üzerine darbe vurulurken PKK'nın Karadeniz'deki faaliyetleri tamamen bitirme noktasına geldi. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Zeynel Kod adlı Mehmet Yakışır'ın 15 Temmuz'da öldürülmesinin ardından dünkü operasyonda yine aynı listede yer alan Türk Tarık Kod adlı Barış Öner de etkisizleştirildi. Lider kadrosunun tamamı etkisiz hale getirilen örgütün bölgedeki birinin yaralı olduğu değerlendirilen iki üyesine yönelik operasyonlar aralıksız sürdürülüyor. Kardeşimin kanını yerde bırakmadınız. Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sonucu lider kadroları öldürülen terör örgütü PKK'nın bölgedeki faaliyetleri tamamen bitirilme noktasına geldi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre 2 yıldır kararlılıkla yürütülen ve halktan büyük destek gören operasyonlarla örgüt mensupları kıskaca alınırken darbe üstüne darbe yiyen terörist grup sıkışarak çözüldü. Bu yıl Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Giresun ve Gümüşhane kırsalında yoğunluk kazanan operasyonlar sonucu Giresun'un Güce ilçesinde 2, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de ikisi kırmızı listede bulunan 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Zeynel Kod adlı Mehmet Yakışır 15 Temmuz'da güvenlik güçlerince öyle ele geçirildi. Yakışır'ın ardından örgüt üyelerine liderlik yaptığı değerlendirilen ve aynı listede yer alan Türk Tarık Kod adlı teröristi dün düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi. Gri kategorideki Soreç Kod adlı Barış Coşkun'un da öyle ele geçirildiği bu operasyonla örgütün Karadeniz'deki lider kadrosu tamamen çökertildi. Güvenlik güçlerin kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar sonucu örgütün Karadeniz'deki faaliyetleri bitirme noktasına geldi. Bölgede iki kişi oldukları ve birinin yaralı olduğu değerlendirilen teröristlerin etkisizleştirilmesi için güvenlik güçlerinin hava ve kara destekli operasyonları devam ediyor. Geçen yıl Giresun kırsalında güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu açlığa ve zor şartlara dayanamayan iki örgüt üyesi örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde köpeğe sopayla vuran kişi Ordu Valiliğinin talimatı üzerine yakalanarak hakkında idari işlem başlatıldı. Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde bir kişinin kaldırımda bekleyen köpeğe sopayla vurması çevredeki bir işçinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. Konuya ilişkin Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Çatalpınar ilçesinde bir kişinin köpeğe sopayla vurarak yaraladığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine Vali Seda Yavuz'un olaya sebebiyet veren şahsın yakalanması ve hakkında gerekli işlemin yapılması için ilgililere talimat verdiği belirtildi.
Talimat üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı, görüntülerdeki kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, yakalanan şahıs hakkında 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereğince idari işlem başlatıldığı bildirildi. Ordu'nun Altınordu ve Fas ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında biri çocuk, iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. İlk kaza Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmet Metehan Uzunlar'ın kullandığı 52 FV362 plakalı kamyonet Sarlı Mahallesi'nde şarampole devrildi. 22 yaşındaki sürücü İsmet Metehan Uzunlar kaza yerinde hayatını kaybetti. Amcasının oğlu Mete Uzunlar ise yaralandı. Yaralı 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmet Metehan Uzunlar bugün öğle namazına müteakip Altınordu Sarlı Mahallesi'nde kran mevkiinde toprağa verildi. Diğer bir kaza ise Fas ilçesinde oldu. Ferdiciye yönetimindeki 61UZ243 plakalı otomobil Dolunay Mahallesi'ne yolun karşısına geçmeye çalışan Adil Dilekçi'ye çarptı. Ağır yaralanan 12 yaşındaki Adil Dilekçi, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fas Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kurban Bayramı nedeniyle et vitrinlerini boş tutan kasaplar, kestikleri kurbanlıkları kıyma, kuşbaşı ya da farklı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor. Kestikleri kurbanlıkları kıyma ya da kuşbaşı haline getirmek isteyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluğa neden oluyor. Kurban bayramı sona ererken stoklarındaki etleri satan kasaplar bayramda et işleyerek ve kıyma çekerek para kazanıyor. Kurbanlık etlerin kıyma, kuşbaşı ya da farklı şekilde değerlendirmek isteyen Ordulu vatandaşlar kasapların yolunu tuttu. Ordu'da yıllardır kasaplık yapan esnaflar bayramda fazla mesai yaparak gece geç saatlere kadar çalıştıklarını söylüyor. Esnaf yoğunluktan memnun. Yoğunluk vardı ama gelen kardeşlerimizden biraz işte bizim en çok şey kaldığımız nokta biraz hattından fazla kokmuş et geliyor. Yani paketleyemiyorlar herhalde. Bu konuda biraz sıkıntımız var. Başka da Allah'a şükürler olsun çok güzel geçti. Yoğunluk da vardı. İyiydi yani bu sene. Ordulu kasaplar genelde kendi müşterilerinin etlerini işlemek için bayramda yoğun mesai harcarken müşteriler tanıdıkları bildikleri kasapları tercih ediyor. Genelde şey olarak kendi müşterimizin etlerini yapıyoruz. Yani kıyma, işte kuşbaşı, kurban etlerini şey yapıyoruz. O yönde güzel geçti yani. Kurban bayramındaki kesilen kurbanımızın etlerini kuşbaşı ve kıyma şeklinde hazırlatmak için geldik. Malum kurbanımızı dağıttık. Geride kalan etleri de buzdolabında hazırlanmış şekilde bekletmek istiyoruz. Eskiye göre biraz tabii ki akşamları geç kapattık müşterimizin şeyine göre. Saat 10'da 11'de çok güzel geçti işte. Kazasız belasız işte. Kuşbaşı, kıymalık gibi işlemler için kasapların yolunu tutan kimi müşteriler eski bayramları aradıklarını söylemeden edemiyor. Allah kabul etsin, her sene kurbanımızı kesiyoruz, dağıtıyoruz. Geri kalan evde yapılamayacak derecede kemikleri parçalatıyoruz. Biraz kıyma çektiriyoruz. Onunla şey yapıyoruz ama fazlalığını dağıtıyoruz haliyle. Şimdi eski bayramlar gibi değil. Şimdi artık bayramı insanlar tatil olarak görüyor. Ama biz bunu ibadet olarak görüyoruz. Ordu'nun Mesudi ilçesinde geleneksel hale getirilen bayramlaşma töreni yapıldı. Bayramlaşma töreninde protokol mensupları, mahalle muhtarları, siyasiler ve sivil toplum örgütü temsilcileri vatandaşlara bir araya gelerek bayramlaştı. Mesudiye Belediyesi ve Mesudiye Kaymakamlığı tarafından geleneksel hale gelen Kurban Bayramı bayramlaşma programımıza hoş geldiniz. Mesudiye Kaymakamlığı ve belediye tarafından ilçede bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Mesudiye Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı İsa Gül, protokol mensupları, mahalle muhtarları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılarak vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma törenine yoğun katılım dikkat çekti. Törenin ardından konuşma yapan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, hizmet verirken yaşadıkları sıkıntılara değindi, muhtar ve imamlardan yardım istedi. Mesudiye'mizde sıkıntı yok mu var? Çünkü 1120 km² ile ordumuzun 5'te 1 büyüklüğünde bir ilçeye sahibiz. Buranın fiziki anlamda tüm mahalle, köy ve
hele hele de yaylalarını gezip çöp almak kolay değil. O yüzden zaman zaman aksilikler, zaman zaman sıkıntılar bize yansıyor. Tabii şimdi sanal alem de meşhur biliyorsunuz. En ufak bir şey olduğu zaman hemen çekimini yapıyor. Facebook'ta ya da Twitter'da ya da sanal alemde paylaşıyor. Tabii biz şunu istiyoruz başta muhtarlarımız, hemşerilerimizden. Böyle bir sıkıntı varsa birebir hemen bize ulaşsınlar. Biz anında müdahale ediyoruz. Çünkü belli bir sıra ve periyot çerçevesinde çöp toplama işini gerçekleştiriyoruz. Tabii çöp toplamakla da çöp bitmez. Temizlik yapamazsınız. Burada halkımızın da bilinçli olması gerekiyor. Çünkü aslında biz mahalle diyoruz ama %90'ı köy buralar. Niye köy? Hayvancılık yapılan yerler buralar. Şimdi burada ben de çocukluğumda mahalle olmamıza rağmen bizim hiç çöpümüz çıkmazdı. Niye çıkmazdı? İşte annem yakacak bir şey varsa sobada yakardı. Oradan bir yere gömülmesi gereken bir varsa gider onu gömerdi. Ama bize hiç çöp konteyneri de yoktu. İşte çöp olmaz hiç mahallemizde. Şimdi baktığımız zaman bakıyoruz bütün her şey, o normal çiftçi dediğimiz vatandaşla her şeyini getirip çöp konteynerine bırakıyorlar. Yani orada hayvan edilmesi gerekeni hayvan edilmesi gerekiyor. Yakması gerekeni belli ölçüde yakması gerekiyor. O yüzden de muhtarlarımızın bu konuda halkımızı bilinçlendirmesi gerekiyor. İmamlarımızın halkını bilinçlendirmesi gerekiyor. Çünkü şu an olağanüstü... Tören çeşitli ikramlarla sona erdi. Şimdi ekranlarınıza ustasından tava ciğeri tarifi getireceğiz. Tarifte en önemli aşama ise ciğeri keskin bir bıçakla kesmek ve kızgın yağda pişirmek. Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, kurban edilen büyükbaş hayvanların karaciğerlerinden tava ciğeri yapabileceğini söyledi. Dinar, vatandaşların kurban olarak kesilen danaların ciğerinden edinme usulü tava ciğer yapılabileceğini belirterek tava ciğeri yapımını aşamalarıyla anlattı. Tava ciğerinin püf noktasının ciğerin kesim olduğunu vurgulayan Dinar, ciğeri keskin bir bıçakla kesmek ve kızgın yağda pişirmek bu tarifin en önemli aşaması. Herkes kurbanlığının ciğerini tava ciğeri olarak değerlendirebilir, dedi. Yaklaşık bir saatlik bir yapım aşamasının ardından tava ciğerinin hazır hale geldiğini belirten Dinar, dünyanın en hızlı pişen yöresel lezzeti olan tava ciğerini yaklaşık 45 saniye yağda tutuyoruz ve afiyetle tüketiyoruz, dedi. Dananın karaciğerini alıyoruz, bir mermerin üzerine yatırıyoruz. Üzerindeki ambalajını, biz ona ambalaj diyoruz, zarına alıyoruz. Ondan sonra ince ince doğramaya başlıyoruz. Ne kadar ince doğrarsak o kadar iyi. Çünkü bizdeki bıçakçı arkadaşlarımız en az 7 yıl bunun eğitimini alıyorlar çok çok ince doğramak için. İnce ince doğrarken de içerisindeki sinirlerini temizliyoruz onun. Bu işlemi tamamladıktan sonra bir kevgirin içerisine boşaltıyoruz ciğerimizi ve bol sudan geçiriyoruz. 20-25 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra dinlendirdiğimiz ciğere biraz tuz sepeliyoruz ve iyice yediriyoruz onu. Ama ne yapıyoruz? Bir daha bol sudan geçiriyoruz onu. Bir yarım saat daha beklettikten sonra pişme seviyesine getiriyoruz onu. İşte o leziz yerecek tarafa getiriyoruz. Dinlendirdiğimiz ciğeri una boca ediyoruz. Unladığımız ciğeri 120 derece sıcaklıktaki tavamıza, özel tavamıza boşaltıyoruz. Ve elimizde özel maşası var. Hafifçe dokunuyoruz, onu dağıtıyoruz. Ama kepçemiz hazır bekliyor. Neden? Dünyanın en çabuk pişen yöresel yiyecek. 40-45 saniye civarında hemen onu kaldırıyoruz. Böyle kehribar gibi sarı kelebek kadar hafif bir lezzet çıkıyor karşımıza. Afiyetle yiyeceğiz. Dinar, tava ciğerinin yanında isteğe göre garnitür olarak kara ağaç acı biberi, cacık, ayran ve yoğurt servis edilebileceğini kaydetti. Ama bunun bir de yanında yol arkadaşı var. Neyle yiyoruz bunu? Tabii ki Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yetişen, sadece Türkiye'de Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yetişen karaağaç biberiyle yiyoruz. Biz buna dünyanın en tatlı acısı diyoruz. Ordu'nun Fas ilçesinde köpeklerin yaraladığı değerlendirilen karaca hastanede tedavi altına alındı. Ordu'nun Fas ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'ndeki bahçede yaralı bir karaca gören vatandaşlar, araca taşıdıkları hayvanı Faslı Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine getirdi. Burada muayene edilen karacaya çekilen röntgende vücudunda herhangi bir kırık tespit edilmedi. Karacanın köpeklerin saldırısı sonucu kalçasında oluştuğu değerlendirilen yara ise hastanedeki doktorlarca temizlenip sarıldı. Tedavinin ardından
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Karaca bir süre sonra doğaya salınacak. Telefonları yok mu elinizde? Ama ellerinde kurşun şeyi yok. Ordu'da 530 rakımlı Boztepe'ye 10 dakikada ulaşımı sağlayan teleferik Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 20 bin kişiye hizmet verdi. Ordu'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar teleferik önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kentin seyir terası konumundaki Boztepe'ye yerli ve yabancı konuklar karayolunun yanı sıra teleferikle de ulaşabiliyor. Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe'ye 10 dakikada ulaşım sağlayan teleferik Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde 20 bin kişiye hizmet verdi. Yurt içi ve yurt dışından Altınordu'ya gelerek teleferikle Boztepe'ye çıkan vatandaşlar imkanı olan herkesi Boztepe'ye çıkarak bu güzelliği görmesini istedi. İlk defa Ordu'ya geliyorum. Mersin'den geliyorum. Doğu Karadeniz turuyla geldim. Ordu ilk defa geldiğim için çok değişik buldum. Çok güzel şeylerin yapıldığını da fark ettim. Evet, Ordu'ya ilk defa geliyorum. Adana'dan geliyorum buraya bayram için akrabalarımın yanına. Boztepe'ye çıktık, yeni geldik. Çok güzel sahili olsun, sahil kenarındaki mekanları olsun, şehrin yapısı, konumu çok güzel. Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir yer, yeşiliyle, doğasıyla. Köy kısmı, şehir kısmı gerçekten çok iyi. Peki Boztepe'ye çıktınız mı? Evet, efsane bir yer. Manzarası çok iyi. Teleferikle yolculuk nasıldı? Eğlenceli. Düzce ve Sakarya'ya gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının çalışmasını önlemek amacıyla Genç Hayat Vakfı'nca yürütülen Fındık Bahane Çocuklar Şahane Projesi kapsamında uygulanan yaz okulu programında çocuklar, gönüllü öğretmenlerden Türkçe, genel kültür, matematik, görsel sanatlar ve sosyal bilgiler ders alıyor. Uygulamayla çocukların hem akademik açıdan güçlenmeleri hem de yürütülen spor ve sanat aktiviteleriyle kişisel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Düzce ve Sakarya'ya gelen mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarının çalışmasını önlemek amacıyla Genç Hayat Vakfı'nca yürütülen Fındık Bahane Çocuklar Şahane Projesi kapsamında uygulanan yaz okulu programında çocuklara gönüllü öğretmenler tarafından Türkçe, genel kültür, matematik, görsel sanatlar ve sosyal bilgiler konularında ders veriliyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen proje çerçevesinde uygulanan yaz okulu programına Düzce'nin Akçakoca ilçesine fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerin çocukları da katılıyor. Uygulamayla çocukların hem akademik açıdan güçlenmeleri hem de yürütülen sanat ve spor aktiviteleriyle kişisel ve sosyal becerilerin gelişmesi hedefleniyor. Düzce ve Sakarya'da 5 yıldır yürütülen proje kapsamında 3000'in üzerinde çocuk eğitim aldı. Mevsimlik işçilerin barındıkları bölgelerden sabah servisi alınan çocuklar buradaki gönüllü öğretmenlerle kahvaltı yapıyor. Daha sonra farklı branşlarda eğitim gören çocuklar hem eğlenerek hem de bir şeyler öğrenerek günü tamamlıyor. 1 yumurta, 2 yumurta ve 3 yumurta yumurtaları kırıyoruz. Tık. Genç Hayat Vakfı proje sağ sorumlusu Lokman Amaç, gönüllü eğitimci olarak katıldığı projede 3 yıldır profesyonel olarak yer aldığını söyledi. En nihayetinde çocuk işçiliğini önlemeye yönelik olarak çalışıyoruz. Ama aynı zamanda bu kapsamda çocuklara ne verebilirsek, hani çocukların eğitim hayatlarına destek sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hem yerel ve MGT'yi, Mevsimlik Gezici Tarım İşçi Ailelerinin çocuklarını bir kültürel kaynaşma ortamı sağlamak, sosyal becerilerini geliştirecek ve aynı zamanda düzenli bir yemek alışkanlığı kazandırmak ve onları güvenli bir alanda tutmak aslında. Yerelle yakinen çalışıyoruz. Yerelden özellikle çok faydalanıyoruz. Bahçe sahipleri, aynı zamanda bu işçileri buraya getiren tarım iş aracılarıyla yakın çalışıyoruz. Ve düzenli olarak da saha ziyaretlerimiz oluyor. Evleri, çocukları bulmaya çalışırken hem tarım iş aracıları hem de ailelerle iletişim içerisindeyiz. Aileler özellikle bu konularda çok memnunlar buradaki projeden. Çünkü çocukları yanlarında tarlaya götürdüklerinde çocukların başlarına herhangi bir tehlikeli durumlar olabiliyor ve başlarına bir şeyler gelebiliyor. Sonuçta Karadeniz dağlık bir bölge ve çocukların zarar görme olasılığı var. Biz de onları bir güvenli alana çekmiş oluyoruz ve hani çocukların evde tek başlarına kalmasını da engellemiş oluyoruz.
Aynı zamanda bahçe sahipleri açısından değerlendirecek olursak, yani çocuk işçiliğinin önüne geçmek dedik. Çocuk işçiliğinin önüne geçmek amaçlı çalışıyoruz. Proje saha sorumlusu Ceren Çiftçioğlu da yaz okulunda çocuklara alışılmışın dışında bir eğitim ortamı hazırladıklarını söyledi. Eğitimlerde bizim ilk amacımız çocuklara alışık olmadıkları şekilde bir eğitim ortamı hazırlamak. Çocuk merkezli, onların daha aktif olduğu, bizim rehberlik ettiğimiz bir model var. 17 gönüllümüz var bu sahada. Onlar çocuklarla buluşan kişiler oluyorlar. Yaş gruplarına göre ayırıp ona göre eğitimler uyguluyoruz. Fen bilimleri, fen deneyleri yapıyoruz. Keşif atölyeleri yapıyoruz. Problem çözme teknikleri üzerinde duruyoruz. Onun dışında matematik, Türkçe, hayat bilgisi gibi genel derslerden bahsediyoruz. Ama bunları yaparken en büyük artımız oyun tabanlı eğitim yöntemleri uyguluyor olmamız. Genellikle beklenen düzeyin gerisinde kalmış oluyor çocuklar. Çünkü mevsimlik tarım Nisan ayından, Mayıs ayından itibaren başlayan bir döngü olduğu için yıla göre değişmekle birlikte. Elimizden geldiğince burayı desteklemeye çalışıyoruz. Ama bizim daha önem verdiğimiz büyük kazanımlarımız sosyal hayatlarında, günlük hayatlarında kullanacakları işte bir afiyet olsun, teşekkür ederim, rica ederim gibi alışkanlıklar, el yıkama alışkanlıkları. Ve bunu gözlemliyoruz ki 5 senedir devam eden çocuklarımız var Beyören Okulu'nda. İşte okulun ilk günü daha bu eğitimler verilmeye başlamadan bile servisten indiklerinde önce ellerini yıkayıp sonra yemekhaneye geçiyorlar. Bunlar bizim daha çok değer verdiğimiz ve üzerine düştüğümüz kazanımlar oluyor. Bölge haberlerine Sivas'tan devam ediyoruz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yerli malzemeler kullanılarak hafif ve kurşun geçirmez zırh plakası üretildi. Zırh plakalarının 50 ve 100 metre mesafelerdeki atış talimlerinde kurşun geçirmediği tespit edildi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde yerli malzemeler kullanılarak hafif ve kurşun geçirmez zırh plakası üretildi. Mühendislik Fakültesi Metaloloji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Çağatay Kırıklar'ın bitirme tezi kapsamında 9 ay süren çalışmanın sonunda kurşun geçirmez zırh plakası imal edildi. Şu anda kullanılan zırhlar 10-12 kilogram ağırlığı çelik zırhlar. Bu malzemeyi şu görmüş olduğunuz bir plakamız yaklaşık 120 gram. Biz bunu vücuda entegre edeceğimiz zaman yaklaşık %50 oranında bir küçültme düşünüyoruz. Her ne kadar zor olsa da yapabileceğiz bunu. Öyle düşünüyoruz. Öyle baktığınız zaman yaklaşık 500 gram, 600 gramlık bir zırhtan bahsediyoruz. Hem çok hafif olacak, hem flexible olacak, hem de hafif olmasından dolayı da askerlerimiz daha çok tesisat taşıyabilecek ve benzeri istedikleri o ağırlıktaki istedikleri şeyi taşıyabilecek ve aynı zamanda uzun mesafe yürüyüşlerinde de daha hafif olmasından dolayı da daha rahat edecekler ve daha az yorulacaklar. Tabii en temel amacımız onların canını da bir nebze korumuş olacağız ve ülkeye kazandıracağız. Güvenlik güçlerince ateş yapılarak denenmesi gerçekleştirilen zırh plakalarının 50 ve 100 metre mesafelerdeki atış talimlerinde kurşun geçirmediği tespit edildi. Özellikle güvenlik güçlerinin kırsalda ve açık alanda görev yaptığı sırada saldırı karşısında korunması amaçlanarak üretilen emsallerine göre daha hafif olan zırh plakasının asker kıyafetlerinin içine yerleştirilerek giyilebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Malzemelerin hafif, malzemelerin sert ve malzemelerin ucuz maliyette ve mümkünse yerli olmasına dikkat etmek durumunda kaldık. O nedenle elimizde görmüş olduğunuz plakalardan geliştirme için bir sisteme girdik. Plakaların içerisinde sert seramikten bir takviye malzemesi var. Takviye malzemesi farklı pozisyonlarda konumlandırılmış durumda. Konumlandırıldığı durum icabıyla da hem dışarıdaki bir hafif malzeme ile çevrilenmiş hem de hafif malzemenin gücünden sünekliğinden, içerideki malzemenin de sertliğinden yararlanarak atış rahatlığı sağlanmış durumda. Zaman içerisinde biz bu malzemeleri daha küçük boyutlara getirip daha hafif hale getirip bunları daha tekstile dizilebilecek şekle getirip askerlerimizin ve kolluk güçlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Projenin danışmanı Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Seramik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Ali Özer, projenin yüksek lisans öğrencisi Çağatay Kırıklar'ın 4 yıl önceki başvurusuyla başladığını söyledi. Güvenlik güçleri ve savunma sanayisi için kurşun geçirmez ve giyilebilir zırh plakası üretmeye karar verdiklerini anlatan Özer, ileride bu plakayı daha küçük, hafif ve tekstile dizilebilecek şekilde getirip askerlerimizin ve kolluk güçlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz, dedi. Atışlarımızı HK-33 NATO standartlarında 5.56 kalibrelik mermilerle 900 metrebir saniyelik bir mermi çıkış hızıyla denedik. Bu normalde NATO'ya göre çok yüksek bir mermi çıkış hızı. Genelde 400-450
metabolü saniye ile çalışılması gerekiyor aslında. Numunelerimizden daha sert ve daha yoğun olarak adlandırdığımız plakalarımızın iki tanesinde, birinde gömlek sıyırma şeklinde, diğerinde de balistik performans şeklinde, gerek yapraklanma gerekse penetrasyon perforasyon şeklinde tutuş kabiliyeti sunduk. Hem 50 metre mesafelerde hem 100 metre mesafelerde dürbünsüz tüfeklerle atış yaptılar ve çok iyi performans sergilediler. Şimdi Rize'deyiz. Rize simidi tescillendirildi. Rize Belediyesi'nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen Rize simidine coğrafi işaret belgesi de alındı. Rize'nin ismiyle özdeşleşen Rize simidi, Rize Belediyesi'nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldı. Rize simidinin mayası az. Hamuru arkalı, içten ezecek. Pasalara dövülecek. Ondan sonra yiyecek, haşlanacak. Baştan verilecek fırına, tahtanın üstüne. Tahtanın üstünden çıkacak. Ondan sonra tabana verilecek. Böyle lalet tayin değil. Mayası az, ekmek hamuru için maya verilmez ona. Rize Belediyesi, kentin sembol lezzetlerinden olan Rize simidinin tescillenmesi için Eylül 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işareti için başvuru yaptı. Bu simit, yani nasıl diyeyim sana, bundan bir tane yedim mi yemek yemesem bile aramıyorsun. Bunun bayatı diye yok. Bayatını bunu al, poşete koy, buzdolabına koy. Buzdolabından çıkar, suya tut, tost makinesine kızart ye, aynı taze, aynı günlük, aynı sanki şimdi fırından almış gibisin. Sürecin tamamlanmasının ardından Rize simidi tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldı. Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize'nin kültürel anlamda değerlerini ön plana çıkarmak için bir takım çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında kentin mutfağına ait geleneksel yiyeceklerden olan Rize simidinin tesciline yönelik girişimlerde bulunduklarını belirtti. Coğrafi işaret ve Rize simidinin Rize'ye ait olduğunu ifade etmesi bakımından önem taşıyor. Bir yerde bir markadır. Zaten biliyorsunuz, bütün bu başvurular, bu tarz başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmaktadır. Ve bu kurumla yaptığımız, yani yaklaşık bir yıla yakın yaptığımız yazışmaların sayısı da 15'tir. Yani öyle hemen yazıyı yazıp, başvuruyu yapıp arkasından kurumun o yazıya istinaden inceleme yaparak karar vermesi hemen beklenmiyor. Kasap, Rize simidini önemsediklerini belirterek Eylül 2017'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun 1 Ağustos 2018 itibariyle onaylandığını aktardı. Türkiye'deki ya da dünyadaki benzer özellikleri bakımından farklı karakteristik yapıya sahip olduğu için yapılan bütün analiz ve incelemeler sonucunda 1 Ağustos 2018 tarihinde tescillenerek Rize simidinin Rize simidi markası adı altında coğrafi işaret ve geleneksel ürün bülteninde artık yayınlandı. Tescilin Rize simidinin Rize'ye ait olması bakımından önem taşıdığını vurgulayan kasap, Rize simidi bir markadır. Artık markası tescillenmiş Rize simidimiz var, dedi. Rize'yi tanıtan birçok faaliyetlerde Rize simidi de yine her zaman başrolü oynamaktadır. Yani gelen standlarımızda gelen misafirlerimize simit ve peynir, çay üçü bir arada özellikle sunulmaktadır. Deniz Harp Okulu'na girme hayalini gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle gerçekleştiremeyen, ancak denizciliğe olan merakını yitirmeyen Reşat Güzeltırpan, demir çelik fabrikasından emekli olduktan sonra oturduğu apartmanın bahçesinde yelkenli tekne yaptı. Güzeltırpan şimdilerde 8,5 metre boyundaki tekneyi gelecek yaz denize indirerek açılmayı planlıyor. Deniz Harp Okulu'na girme hayalini gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle gerçekleştiremeyen, ancak denizciliğe olan merakını yitirmeyen Reşat Güzeltırpan, demir çelik fabrikasından emekli olduktan sonra oturduğu apartmanın bahçesinde yaptığı yelkenli tekneyle denize açılmayı planlıyor. Adapazarı ilçesinde Camili Mahallesi'nde yaşayan evli
ve iki çocuk babası 68 yaşındaki Reşat Güzeltırpan denizci olma hayaliyle Deniz Harp Okulu'nda okumak istedi. Ancak gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle bu isteği gerçekleşmedi. Çok istediği okula girememesine rağmen denizciliğe olan ilgisi azalmayan Güzeltırpan uzun süre maketinin tasarladığı teknelerin gerçeğini yapmak istedi. Ben çocukluğumdan beri denizciliğe meraklıyım. İlkokuldan sonra olunuyordu o zamanlar Heybeliada'ya. İki numaram yok çıkınca kapıdan dönmek zorunda kaldım. O benim içimde bir uhde kaldı. Deniz her zaman şeyim oldu, özendiğim bir şey oldu. Maketler yapardım hep ölçekli, soyut değil, ölçekli maketler yapardım. Çok bir sürü de şeyim var ama evde bir tane yok. Hep gelen giden arkadaşlar, eşe dostu gidiyor. Bir tane, iki tane belki vardır evde. Daha sonraları bu şey bana hoşuma gittikten sonra dedim ben bu maketi yapabiliyorsam bunun büyüğünü de yapabilirim. Emekli olduktan sonra bir düşüneyim falan dedim. İnternette planları inceledim. Sonra bu Cavalier 800 planlarını buldum. AutoCAD planları falan var. Gayet mükemmel planları var. Tamam ben aradığımı buldum dedim. Ve inşaata başladım. İnternette tekne planlarını inceleyen Güzeltırpan, komşularından da izin alarak oturduğu apartmanın bahçesinde Cavalier 800 isimli yelkenli tekne yapımına başladı. Komşularımıza anlattım dedim böyle böyle olacak evin önünde böyle bir şey yapmak istiyorum ben projem var. Sağ olsunlar onlar da Allah razı olsun. Hiçbir şekilde olumsuz davranmadılar. Aksine teşvik ediyorlar. Amca çok fazla güneşte kalma diyorlar. Çok teşekkür ediyorum bu arada huzurunuzda onlara da. Öyle başladım. Bir günde inşallah bitirip denize götüreceğiz bakalım. Güzeltırpan 3 yıldır üzerinde çalıştığı 8,5 metre boyundaki ve 2,5 metre enindeki tekneyi gövde ve donanımını tamamlayarak gelecek yaz denize indirmeyi planlıyor. Burada ilk önce ters de olduğu için kayığa falan benzeyen bir durumu da yoktu iskeleti kurarken. Gelip geçenler amca sen burada ne yapıyorsun diyenler oldu. Ama inanmayacaksınız ama 6 yaşlarında bir çocuk bir gün geldi dedesiyle beraber dolaşıyor. Dede tekneyi gördün mü dedi. O zaman mutlu oldum, çok mutlu oldum. Gelecekte insanlar hiç olmazsa bu şekilde görecekler diye. Nereden bildin falan dedim. O dedi yelkenli tekne olacak dedi ya ben görüyorum işte dedi. Orada dedi odaları var bak dedi eğildi boyu da aşağıya müsait ya görmesi. O gün çok hoşuma gitti. Dedesi de ya dedi biz bunu ben sana buraya kamelya mı yapacaksın ne yapacaksın diye sormaya gelecektim. Torunum dedi tekne olduğunu söyledi dedi. O günden sonra bu şekilde gidiyor. İlerleyen yaşına rağmen Bodrum Kata kurduğu atölyesinde yaptığı planları bahçede uygulamaya geçiren Güzeltırpan teknesiyle denize açılacağı günü iple çekiyor. Evet, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam buluşuncaya dek hoşça kalın. İyi bayramlar.